Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Yine TikTok'ta bir Farming Simülatör yayını yapacağız. Şu anda hızlandırmada saatlerimiz. Bizim tarlaların durumları ortada. Bir dakika. Bir escape'e basalım abi. Şöyle bir gel bakayım. Meyve türlerine geç abi. Büyüyor. Oo, onlar turuncuya gelmiş. Güzel. Kontratım var mıydı benim? Benim bitmemiş kontratım yok. Güzel. Şimdi gecenin ikisi saat abi. Biraz zaman ilerlemesi lazım. Bu arada biz şöyle alttan KJ'mizi falan verelim. Sonuçta abi TikTok'tan saçma sapan ses sinyalleri alıyorum ya. Yani sesle ilgili gerçekten sıkıntılar var abi ya. Bu nedir ya? Hatırlatmayı bir kere yaptık KJ olarak. Bir kere daha yapalım. Abi zaman biraz hızlı gitse ne güzel olur değil mi? Şimdi bunu... Evet. Şimdi hasat işini halledelim abi. Hasat mevzusunu halletmemiz lazım. Hasat önemli. Bir de bu arabaların sesleri niye hayvan gibi yüksek çıkıyor abi? Bu nedir ya? Araç sesi düştük iyice. Yani abi araçların sesine düştüm yani. Hayvan gibi geliyor araçların sesleri. Hatta ben biraz daha düşeceğim araç sesini. Bu ne lan? Yok, bu da çok düşük oldu değil mi? İdealdir, idealdir. Şimdi şu zamanı bir yavaşlatalım. Gerçek zamanlıyı aldık. Şimdi 1, 2, bir de karşıda 3 tane arazimiz var abi. Bunları bir biçeceğiz. Çok öyle hayvani bir şeyim olacağını sanmıyorum. Bir kontratlara bir bakalım ne var. Tarla 4'ün gübrelemesi var abi. Gübrelemeden ne diyor? 20 bin diyor. Bizim gübre... A-o-o. Bir gel bakayım şuraya bir dakika. 18'i biçtikten sonra orayı şey edeceğiz tamam. Aslında
Aşağıda kırmızı traktör var. Kırmızı traktör orayı sürerken biz buraya şey yaparız, ekime başlatırız. Şimdi tabii hayvan işine, daha farmingde hayvan işine girecek kadar kendimi geliştirdiğimi düşünmüyorum. Gel abi kontratlara. 4 numaralı tarla nerede? Bayağı bir ileride. Gübreleme 20 bin diyor, ver. Bununla bir de bunun içini doldurmam lazım benim. On 13 numarada hasat var abi. Bizim makinede tarlayı dürtebilir. Tarla 13 yakın mı bana? Oha! Abi sıkıntı bu ya. Yok abi, mantıklı işler yok yani. Ben şimdi tutup o işi alsam, yani işin gerçekten bir mantığı yok. O işi aldık mı zaten battık demektir abi yani. Yani bu terazi bu kadar yükün kaldıracağını hiç sanmıyorum ben çünkü yani bir yandan da şey düşünmek lazım arkadaş. Yani bu alete ben tamam yükleneyim de. Hani nereye kadar? Bu iş bitmez la. Bu arada bizim kredi borcu durumumuz ne? Borç eksi 500 bin mi? Yine mi ya? Garaja gel.
Şu kasa kiralık. Şu da kiralık. Şunu işe bir geri göndereceğim. Şu kasayı gönderip yenisini almak lazım satıştan sonra. Ne kadar az kiralık o kadar az gider yani bizim için. Tek bir makineyle çok iş yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu da biraz şey yapıyor. Şu piyasa tablosuna bir bakalım abi. Soya'yı en pahalı neresi alıyor? Hemen bizim yanımızda restoran alıyor abi. Güzel.
Evet, %96. Burayı bitmesin, şu karşıya halledelim abi. Karşı taraf sıkıntı çünkü. Burayı halledeceğiz. Sen bir bekle orada. Karşı tarlayı sürelim abi. Oradaki malzemeyi alalım. Orayı sapanlayacağız çünkü oranın işi uzun. Evet. Yani içerilerimiz aslında şu anda 2-3 tane şeyi aynı anda komutlayabilirim ama değiş tokuş yapmak zorunda olduğum için bakalım sıfırdan alacak mı orayı? Bakalım görelim sıfırdan alıyor mu orayı? Oyunun sesleri çok yüksek olabilir. Biraz minimalleştirdim.
Aslında 7 metre tur atıyor değil mi bu? Oho, bu yapacak da bitirecek de anca işte denk gelir. İki turda 6 metreye yakın yer alıyorsun. 6 bile alamıyorsun ya. Ben içeride böyle bir koyduğum zaman 7 metre yer alıyorum. Yani evet, bu şekilde bir çerdeverde, bir çerdevere bakalım. %69. İyi, iyi, iyi. Çek geri, çek 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 çek. Ot vurdu işte ya, yallah.
Hadi be. Burası buğdaymış ya. Ben hepsini aynı tip sanıyordum abi, kafa gitti. Dön 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 dön. Güzel. Sapanlama devam ediyor da bu kireç de ister şimdi ya. Sapanlama bittikten sonra zaten
Şunu da boşaltayım. Son arazimize bunu götürelim. Sabanlaması hele bir bitsin. Ben şu buğdayı satayım abi kasadakine. Otuz küsür bin paramız var abi. Ramorka gel. Şu ramork 27.000 değil mi? Benim param 42.000. Yani kiralık olarak aldığım şeyi geri verip. Yirmi bir bin litre, 14.000 litre. Bu büyütülebiliyor mu lan? Ümit. Yirmi bir bin litre 27.000. Ama biraz saçma sapan dönüyor diye daha ucuz 25.000'e bunu alabilirim. Şimdi bunu satın alıp bence bunu 25.000'e satın alayım abi. Şuna tıkla. Dön de abi. Makineyi geri iade et. Şimdi hazır buradakiler devam ederken ben şu traktörle gideyim o kasamı alıp geleyim. Güzel dönüş aldık. Bunun işi uzun, o daha döner.
Kontratlara yeni bir şey geldi mi abi? Abi tarla 7. Tarla 7 mi? Tarla 7 nerede lan? 7. Ha burası. Oğlum 13.000'e kocaman lan o tarlada. Yürü git. Burası ne durumda? Bitecek inşallah. Adam bu tarlayı bitirsin, direkt sapanı vereceğim ya. Ekstra gün yemek istemem açıkçası yani. Tamam, burasını böyle yaptım. 44% dolmuştu adam. Tarlanın yarısından fazlası bir yarısındayız. Gübreleme var abi. Gübre maket motorumuz var bizim. Yani gidip gübreleyebiliriz yani orayı. 20 bin iyi para. Yani hocam bitmiyor. Yani bitirmeye çalışıyoruz ama bitmiyor yani.
Vallahi tarla bitti. Hazinesi de olmaz. Burası da, burada bitecek gibi değil hocam. Ya bunun hazinesini dolacağını sanmıyorum ben. Bu araziyi bu petkasayla bitirir de. Az kaldı lan burada, hadi. Cidden az kaldı, hadi ya. Bu makine gitgide bozuluyor tabi. Şurayı bitirelim. Ya abi aletin mazotu bitmedi de eskidi yani, arızaya düşüyor artık. Son turu dön abi. Şimdi burayı alacağız. Açalım boruları. Şunu kasaya bir boşaltayım ben. Ne var ne yok, boşalt kasaya abi. Bunu çekelim kenara.
İçeridelerin işini bitirdik. Şunu hemen boşaltalım abi. Bizim bir silomuz bile yok. Şurası da bitsin. Şu anda kontrat alayım ben abi. Nerede o kontrat? Gürleleme. Abi ben direkt kontratı kabul edeyim. Çünkü hiç benim bir şey kiralamaya ihtiyacım yok ki. Şimdi 4 numaralı tarlaya, 4 numaralı araziye gideceğiz. Ekstra iş aldık. Orada gideceğiz. Bir temiz gübreleme işlemi yapacağız. Ama bir yandan da aşağısı bitti galiba. Oradaki ekim makinesini devreye almam lazım.
Hemen garaja gel. Şunu iade et abi. Şimdi bu makineyi buraya bir sokalım, burayı bir eksin. Sonra yukarıdaki tarlaları ektiririz. Bu arada biz de gidelim, şu gübre işinden bir para kazanalım, değil mi? Yapıştır. Güzel. Haritayı kapat. Genişlet iyice açıyı. Hadi bakalım. Dört numaralı tarla. Yani yamuk yumuk yapabilirim ama sonuçta yapacak bir şey yok. Ucunda birazcık bir şey kaldı galiba ama neyse. Kaç metreye atıyordu bu ya? 6 metreye mi atıyordu? 9 metreye mi atıyordu? Ya 6 metreye atıyordu bu gübre makinesi ya 9 metreye, öyle bir şeydi.
Evet. Gübreleme işi, yani arazi büyük diye herhalde 20 bin veriyor. Yanlışlıkla fren tuşuna bastım, durdu ya. Bence BMC. Tamam, 10 numara 5 yıldız iş olacak şimdi. Bayağı ilerletmişiz ya.
Abi arazi çok mu büyük ya? Bana mı öyle geliyor abi? Dön 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 hop aman ha çok döndük çok döndün dön dur aa. Iğ çalışmayı bitirdi. Vay sürmüş tarlayı. Hadi oğlum. Şimdi evet, bunun %100 olması biraz zaman alacak. Daha sık döneceğiz çünkü alan daraldı. Evet, şimdi de burayı sürelim. Temiz.
Vallahi durum çok kötü ya. Traktör, biçer, döver. Hepsi arıza yapıyor yavaş yavaş. Şimdi doğrudan bizim tarlaya gideceğiz. 18'de gübreleme yapılacak.
Soya fasulyeleri ekmeğe devam. Ben bu arada şuradan paramı alayım. Allah bereket versin. Şu benim sırtımdaki alet kaç para lan? Bu. 30 binmiş. Alabilirim. 30 bin. Sırtımdaki makine. Ulan 2800 litre çok az değil mi ya? Bir dakika. 3100 litre. A600. A600 varmış bende. Bu 300 SP küçüğü. Bende şu var kiralık. 76 bin. Vay ananı. Çok para abi. Şimdi bir kısmı yabani ot. Burası da yabani ot. Tamam. Bu burayı bitirene kadar ben öbür tarafın herbisitini atarım gibi geliyor bana. Aç bakalım kollarını. Öbür tarafın ekme işi bitene kadar buranın yabani ot muhabbetini bir halledelim.
Yani bu herbisit ve yabani otları öldürme, üstünden işte gübreyle geçme. Yani bu tarz şeyler tam benlik ya. Orada herbisit tankının içinde az bir şey kaldıydı, değil mi? ...150-200 bir şey kalmış. Çok bir şey kalmamış da... ...ziyan olmasın abi. Şimdi. Maşallah gübrede herbisitte en ufak sigintiyi yaşamıyorum ya.
Ya şöyle. Biraz da böyle. Aman be. Evet. Evet. Gübre römorku daha geniş alana atıyor, o kesin yani. Güzel. Ya arkadaş. Birinci tur gübre, birinci tur herbisit. Son bir araziye parmak atmamız gerekecek.
şunun da bir şeyleri çıksana da yaban lokları. Halletsek. Şuraya bir daha bakayım da 2-3 tura bitecek galiba orası ya, öyle görünüyor. Az daha bekleyelim. Azıcık daha bekleyeceğiz. Birinci tur gübre, evet.
Şimdi 18'i ve buna ikinci tur gübresini atayım. Bitmek bilmiyor arkadaş. Valla 3 tane yaptık. Bir kontrat yaptık. Tarla 8. 32 bin. Onun içine doldurması var. Vallahi ikinci tur gübrelemeyi de bitiriyorum ama o tarla hala yabani ot vermedi. İlginç bir şekilde yabani ot gelmiyor oradan.
Ya arkadaş. Bu bir şaka mı? Evet. Ulan ikinci tur gözüne atamıyorum, şaka gibi ya. Yani yabani ot yapmadık. Şans. Bu seferki cidden şans yani.
Şimdi bu... Gübreleme tamam da ne yapalım? Herbisite gerek yoksa iyi. Kontrat bakalım ne var ne yok. Yani doğru düzgün kontrat yok. Evet. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bu tarlalar büyüyecek, edecek. Sonra hasat muhabbeti başlayacak abi ama burada biraz beklemek gerekiyor. Biz böyle yayında affedersiniz kazulet gibi beklemeyelim. Şimdilik mevzuyu burada bitiriyorum. Bir sonraki yayınımızda da bu 3 tarlanın hasadını yapar tekrar ekeriz abi. O yüzden Farming Simülatör'den bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. İçerik kaydediliyor dedi. Çok güzel oldu kaydetti. Kafam yandı benim. Evet. Tekrar görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize mükemmel derecede iyi bakın lütfen. Yeni bir farming yayınında tekrar görüşeceğiz.